Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bakınız, size bir sürprizim var arkadaşlar. Bir türlü düzeltemedim ama yani o bahsettiğim 1000 liralık kapşonlu şey bu arkadaşlar. Güzel bir ürün Fenerium'da. Tavsiye ederim. Ayrıca içerideki tişörtte takdire şayan bir tişört. Fenerium yine yapmış yapacağını. Bizim yani bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özelliğimiz bu. Bizim amacımız Fenerbahçe'ye hizmet etmek, Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak. Evet, yer yer eleştiriyoruz. Yani kabul ediyorum, yer yer eleştiriyoruz ama yani her eleştiri biliyorsunuz şey değildir. Şöyle bir detayı da göstermek için çıkarttım da. Yani kolda böyle bir fermuar detayı var. O da çok güzel. Yani günlük giyime, günlük kullanıma gayet uygun bir ürün arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Okula mokula giderken böyle şeyler giyebilirsiniz. Arkadaşlarınız da muhtemelen beğenecektir. Onlar da alacaktır. Hocam 1000 lira çok para. Ya bence de çok para ama yani sonuçta Fenerbahçe kasasına gittiği için biz de hani açıkçası bu kanalda Fenerbahçe üzerinden bir nevi para kazandığımız için olacağı bu. Teknik direktörümüz Jorge Jesus'un açıklamaları var maç sonrasında. Taraftarı böyle olan takımlar diyor. Büyük takım diye adlandırılır. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Arkadaşlar yani şu ibareye dikkat edebilir misiniz? Yani taraftarı böyle olan takımlar büyük takım diye adlandırılır. Evet, sözü uzatmadan hemen habere geçelim. Daha doğrusu Fenerbahçe resmi hesabının paylaştığı haberi okuyorum. Jesus ligin 11. haftasında Medipol Başakşehir karşısında aldığımız 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Takım bugün çok iyi savaştı ama sadece savaşmadı. Tövbe tövbe, insanın aklına neler geliyor. Çok da iyi oynadı diyor. Nasıl koşması gerektiğini biliyordu, nasıl oynaması gerektiğini biliyordu. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe'nin güzel bir maç izlettiğini düşünmeyen arkadaşlar, muhtemelen Fenerbahçeli olmayan arkadaşlar. Çünkü TEDAŞ'tan yapılan veriye göre Türkiye'nin 4'te 3'ü sabaha kadar uyuyamamış. Elektrik faturalarından dolayı da TEDAŞ çok çok memnunmuş. Sinirden uyuyamayan taraftar yüzünden TEDAŞ yetkilileri uyarıyor. Dikkat edin, Fener uyutmaz diyor. O da güzel. Şimdi sadece Türkiye Ligi seviyesinde değil, belki de Avrupa'nın en üst seviyesi, yani en üst seviye liglerinde oynanan bir futbol vardı sahada iki takım adına da. Sizin için kısır geçebilir arkadaşlar. Size göre kısır olabilir ama müthiş bir taktik savaşı vardı. Farkında mısınız bilmiyorum. Biz bugün kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok çok iyi biliyorlar ama Fenerbahçe bugün sahada çok özgüvenliydi ve oyuncularım maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu. Savunmada da çok iyiydik. Maçın istatistiklerine baktığımızdaki istatistikler her zaman her şeyi göstermeyebilir ama bugün her seviyede rakibimizden üstündük. En son bunu diyen kişi rezil olmuştu ama bizimki gerçekten de her seviyede üstündük yani. Top koruma, şut, korner vesaire istatistiklerde rakibimizden üstündük ki veriler de var. Dikkat, veriler TRT Çocuk'tan alınmıştır. Yo pardon, TRT Çocuk değil, Opta'dan aldık. Opta diyor ki biz öyle bir şey yazmadık. Kaynım yazmış. Veriler kaynımdan alınmıştır. Diyor ki sahada onlardan daha iyi olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların Traore ile iki tane bireysel anlamda oluşturmuş olduğu pozisyon vardı. Ama bu onların iyi bir takım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu takıma karşı kazanma kolay değil. Yani aslında Jesus dedem Başakşehir'in şifresini verdi. Traore'yi tutun diyor. Bireysel yetenek o şapkadan tavşan çıkarır. Diğerlerini de çıkarır bakacaksınız diyor. Aynı Traore için de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kapısından dönen bir Traore. Bernard Traore arkadaşlar. Ama dediğim gibi satın alma opsiyonsuz kiraladıkları için Başakşehir kabul etti. Biz kabul etmedik. Eğer satın alma opsiyonunu verselerdi. Taraftarımızın 90 dakika boyunca oluşturduğu atmosferi büyük takımlara büyük yapan şey taraftarlardır. Taraftarları büyük olan takımlar büyük takım diye adlandırılır. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Çünkü taraftarı çok büyük. Takımlarına her zaman inanıyorlar. Bugün de galip gelmemizde bize yardımcı oldular. Taraftarımızı tebrik ediyorum.
Oyuncularımı da tebrik ediyorum diyor. Kaptan Altay Bayındır, Altay Bayındır sevdi miydi Bayıltır'a ilişkinde şunları söylüyor. Bugün bize son dakika, bugün bize son dakikada galibiyeti getiren olay Altay'ın yapmış olduğu kurtarıştı diyor. Başakşehir'in yakalamış olduğu nadir pozisyonlardan biriydi. Ki maçta 3 şutları var. Tek isabetli şutları var. O da bu pozisyon. Tehlikeli bir pozisyondu. Altay son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. O taraftarların sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Taraftar ona sevgi göstermeli. Oyuncular her zaman her şeyi iyi yapmayabilirler. İyi olmadıkları zaman da taraftarların sevgi göstermesi önemli. Çünkü işler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre fark oluşturan şey işler kötü gittiğinde de oyuncuların yanında olabilmektir. Oyuncular hata yapar. Bu normal. Bu PlayStation değil. Ama hata yaptığı zaman da kötü gününde de taraftarların oyuncuların yanında olması gerekiyor demiş. Skor Bahçeli arkadaşlar sizden bahsediyor. Hani ben birini övdüğüm zaman bak şu iyi topçu mesela Rossi'yi övdüğüm zaman iyi topçu etmeyin eylemeyin almaya kalksak şu kadar dediğim zaman beni vasatçı ilan eden boş beleş kitle var ya size söylüyor. Yani size kitliyor size laf söylüyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ren maçına ilişkine görüşleri soruluyor. Diyor ki Ren maçına ilişkine Avrupa Ligi maçını perşembe günü oynayacağız. Bana göre grubun en iyi takımı olan Ren'e karşı grubu birinci sırada bitirmek için kendileriyle yarışacağız. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik ama grubu birinci bitirmek de çok önemli. Geçtiğimiz günlerde ben de bir video çektim hatta kanalda sabitledim. Şampiyonluk kadar önemli. Harbi söylüyorum. Bakın grubu lider bitirmek şampiyonluk kadar önemli. Şampiyonluk kadar önemli. Bak Süper Lig şampiyonluğu kadar önemli. Ya siz belki diyorsunuz ki ya bu adam işte videoları tıklansın, izlensin diye böyle başlık attı. Alakası yok. Alakası yok. Şampiyonluk kadar önemli. Perşembe günü 19.45'teki maç. Şampiyonluk kadar önemli. O maçı alırsak bir arkanıza yaslanın. O maçı alırsak bir arkanıza yaslanın. Bak. O maçı al Perşembe günü. İstanbul Spor maçı var Pazar günü. Al o maçı. Dinamo Kiev maçı. Git Dinamo Kiev'i de deplasmanda yen. Yani 16 puanla çık gruptan. Müthiş. Sonrasında gel İstanbul'da Sivas'ı yen. Sonra Giresun'u yen. Sen zaten bunların hepsini yenersen ben de Ulaş abiye sevgili Redondo'ya sözüm var. 3 kişiye forma vereceğim onun belirlediği. Gelsin 3 kişi. 3 tane de kanalımızdan aboneye verelim ya. Bu kadar maçı kazanırsak 3 tane de kanalımızdan aboneye verelim. Ne olacak? Canlı sağ olsun forma sizden değerli mi ya? Diyor ki teorik olarak güvende oluyorsunuz. Kura'da Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmiyorsunuz. Bu da önemli. Belirtmiş olduğum gibi biz hedefimize ulaştık. Gruptan çıktık ama birinci bitirmek de çok önemli. İki maçımız var. Ren ve Dinamo Kiev'e karşı oynayacağız. Birinci olursak bu bizim için ideal bir senaryo olur. O yüzden o maçta da her şeyimizi vereceğiz. Ren Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olan Fransa Ligi'nde iyi takımlardan biri. Bugün olduğu gibi bugünkü maçta da kazanmak için kapasitemiz olduğunu göstermek istiyoruz diyor. Ve arkadaşlar İstanbul dışına çıkmayacak olmamız da büyük bir şans. Diyor ki son olarak bu benim için konuşulacak bir şey değil diyor sözleşmeyle ilgili. Mayıs sonuna doğru kontratım var. Bu konuyla hakkında konuşmak istiyorum diyor. Yani şimdi değil Mayıs sonunda. Burası tamam. Yani kısa kısa takım çok savaştı. Sadece savaşmadı. İyi oynadı. Nasıl koşması gerektiğini biliyordu. Güzel bir maç izlettik diyor. Süper Lig seviyesinde değil Avrupa Ligi zirvesinde bir futbol vardı. Savunmada iyiydik. Her seviyede rakipten üstündük. Rakibe karşı kazanmak da kolay değil. İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda iyiydik diyor. Hani sahada daha üstün olan taraf bizdik. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolay. Kötü gittiğinde de destek olmanızı istiyorum diyor. Bugün galibiyeti getiren Altay'dı. Kurtarış diyor. Zorbay Küçük'le ilgili bir soru sorulmuş. Hakem Zorbay Küçük'le ilgili. Zorbay Küçük bu akşam çok başarılı bir maç yönetti diyor. 3 tane takım vardı sahada. Hakem takımı. İşte Fenerbahçe ve Başakşehir takımı diyor. 3'ü de çok iyiydi diyor. Güzel futbolda hakemin de katkısı önemli. Çok fazla oyunu durdurmadı diyor. Jesus şunu söylüyor. Yani hata yapabilir hakem. Ama oyunu durdurmak daha büyük hata diyor. Yani ben oyundan keyif almak, aldırmak istiyorum diyor. Akan oyun hem taraftarı bütünleştirir, taraftar keyif alır. Hem izleyen herkes keyif alır. Hem de marka değeri artar manasında bunları söylüyor. Meslektaşımla maçtan sonra konuştum. Kendisiyle İspanyolca konuştuk. Daha önce İspanya'da oynamış. Kendisini tebrik ettim.
çok iyi bir takım oluşturmuş ve bu ligi kazanabilecek bir hoca olduğunu söyledim diyor. Jesus bunu söylüyor. Şimdi Fenerbahçe haberleri de Jesus imzalıyor, yeni sözleşme detayı ortaya çıktı diye dün bir haber verdiler. Yani son dakika haberi olarak. Açıkçası hani kimle konuşsam, Erol abiyle konuştum geçen gün. Kayseri Develi'den Erol abi, Erol Bostancı abi. Erol abiye de buradan selamlar olsun. Erol abi de aynısını söylüyor. Yani kimle konuşsam hepsi aynısını söylüyor. Ya hoca iyi, bu hocayı tutmamız lazım, uzatmak lazım. Tek korkum, ha şampiyon bile olsak diyor, tek korkum diyor hocanın gitmesi diyor. Ben de siz rahat olun diyorum. O iş bende diyorum, rahat olun diyorum. Hadi bakalım görelim seni diyorlar. Yani öyle. Ama şunu söyleyeyim. Jesus'la ilgili Jesus'un eşini de İstanbul'a davet ettiği belirtiliyor. Hani Fenerbahçe yeni kontrat konusunda girişimlere başladı. Jesus'un eşini de İstanbul'a davet etti diyor. Eşi zaten İstanbul'da değil mi ya? Yani eşi Ivona, Jesus en geç 22 Ekim'de İstanbul'da olacak diye belirttiler. Başakşehir maçını tribünden takip etmesi bekleniliyor. Yani sıradan bir ziyaret olmayacak. Jesus'ta sözleşme konusu. Hani Jesus'un uzak mesafelerden dolayı en baştan beri eşinin Türkiye'ye gitmesine soğuk baktı. Hatta Jesus'un da bu yüzden Fenerbahçe'de bir yıllık imzaladığı falan filan teklife sıcak bakıyor demiş. Ali Koç Jesus'un eşini ikna için... Lan oğlum, Ali Koç Jesus'u ikna için Portekiz Cumhurbaşkanı'nı ayarladıysa, eşini ikna etmek için ne bileyim yani kimleri ayarlamaz? Etmeyi de ile beyle. Siz rahat olun. Bunları konuşup da gündemi değiştirmeyin. Bak birileri algıyla, ağıtla, zılgıtla gündemi değiştirip Fenerbahçe'yi aşağı çekme çabasında. Bırakın Fenerbahçe uçsun, kaçsın, gitsin. Ya keyif almıyor musunuz? Hocam keyif alıyoruz ama korkuyoruz. Ya işin sonunda hepimiz öleceğiz. Siz bugünün keyfini almak yerine nasıl olsa öleceğiz. Yemiyorum. Nasıl olsa öleceğiz. Hayır, buraya da gezmeye gitmiyorum. Nasıl olsa öleceğiz. Ne Luna Parkı'ymış. Aa falan yapıyor musunuz? Yapın. Onu da yapın. Nasıl olsa Jesus gidecek, ben keyif almıyorum diyor adam. Etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekleyin. Şampiyon olalım. Şampiyon olduktan sonra o zaman gelin. Ben ayarlayayım Jesus'u. Siz kanala abone olun, üye olun, video izleyin, ailemiz büyüsün. Siz o zaman bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir kehanette bulunayım mı? Benim kehanetlerim meşhurdur. Fenerbahçe eğer şampiyon olursa inşallah şu rakam, yani şuradaki 26.700 var ya, Eylül ayı başlayana kadar tam iki katı olur. Allah nasip etti inşallah, kurban olduğum Allah'ım, içinizdeki bütün yani iyi insanların yüzü gözü suyu hürmetine inşallah bir de UEFA kupasını alsak şuradaki rakam Eylül'e en az 3 katı olur. Hem UEFA'yı hem şampiyonluğu hem Türkiye kupasını alsak Eylül ayına kadar dolu dizgin olsak şuradaki rakam 4 katı olur. Ben hayalimdeki Peugeot 3008'e kavuşurum. Sizler hayalinizdeki Fenerbahçe'ye kavuşursunuz, hepimizin hayalindeki. Yani müthiş bir ortam olur, müthiş bir şey olur. Bilginiz olsun arkadaşlar, bu kehanette de bulunayım. Mergin Berişah. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım, bir tanesi bana dedi ki sen futboldan anlamıyorsun. Berişah gibi, Rossi gibi çöpleri adam yerine koyuyorsun diye. Bilgisi olsun bu sivri zekalı arkadaşımızın. Rossi'nin sezon başından beri 3 gol 7 asisti var Fenerbahçe'de. Bakın 3 gol 7 asist. İnanabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Muhtemelen inanmayacaksınız. 3 gol 7 asist. Yaşı 24. Uruguay milli takımının kontratlı futbolcusu. Bak bitti mi? Bitmedi. 1105 dakika. Yani 900 dakikanın 10 maça tekabül ettiğin 990. 1080. Yani 1080 dakika 12 maç. 1105 dakika, yani 12 maç 25 dakika oynamış. 3 gol 7 asisti var. 3 gol 7 asisti olan bir futbolcuya çöp demek. Bence Rossi'ye çöp diyenler futboldan anlamıyor. Bu da benim görüşüm. Aynı şekilde Leipzig'de Berisha coştu. Leipzig geri döndü. Fenerbahçe taraftarı sağ avucumuzun içi kaşındı diyor. Sezon başında gitti, etti ve harika bir performansa imza attı. 6 gollük Augsburg Leipzig maçında 1 gol 2 asist ve
Berisha bu sezon Almanya liginde Alman ligi kariyeri 7 maçta 2 gol, şey pardon 6. Bundesliga maçında 2 gol, 4 asist. Yani 6. Bundesliga maçında 2 gol, 4 asist. Totalde 8 maça çıkmış bu sezon. 3 gol, 4 asist arkadaşlar. Ve bunların biri zaten bir gol Fenerbahçe'de geldi. Şu an için biliyorsunuz Berisha'nın gol sayısı Süper Lig'deki bazı süperstarlardan daha yüksek. Not Berisha da 24 yaşında. Ama hocam Fenerbahçe'de tutmadı. Tutmaz. Fenerbahçe taraftarı sabırsız. Bu arada 8 maç dedim ama 7 maç arkadaşlar. Özür dileyerek söylüyorum. 7 maç, 505 dakika, 3 gol, 4 asist. 6 kere 9, 54. Yani 6 maç hemen hemen yani 540 dakika oynasa da 6 maçtı. 3 gol, 4 asist. Üstelik 2 gol, 4 asisti de Bundesliga'da yapıyor. Bu gollerden bir tanesi de Bayern Münih. Bayern Münih'e karşı. Şimdi birçok kişi bana şunu söylüyor. Hocam satın alma opsiyonu ne kadar? 4.250. Ama bu belli bir süreye kadar 4.250. O süreyi geçerlerse bizim belirleyeceğimiz rakam. Bırakın atsın. Tam uygun olan lige gitti. Uygun olan takıma gitti. Küçük takımın büyük golcüsü. Bırakın orada parlasın. Ya bir 15 milyon euroya da Berisha'yı Napoli'ye satmayalım mı? Kudururlar. Yemin ediyorum kudururlar. Şov ana haber aşağıda böyle alt yazı geçer. Son dakika. Türkiye'de intihar sayısı artışta arttı. Hatta şöyle yapar bak. Türkiye'de intiharlarda artış gözlendi. Fenerbahçe'nin Berisha'yı Napoli'ye 15 milyon euroya satması karşılığında bir grup taraftar ulan Allah'ınız yok mu? Daha kimleri kaça satacaksınız? Diyerek Boğaziçi Köprüsü'nden atlamaya başladı falan diye böyle haberleri duyarsınız. Öyle bir olay. Bir de bir şey daha belirteceğim. Altyapı. Dün Salih KLC kardeşim altyapıda Fenerbahçe U19 Başakşehir maçını seyrettiğini söylüyor. Diyor ki altyapıda tıpkı A takımdan aynı sistemi uyguluyor. Yani 3-5-2'ye benzer bir diziliş. Takım defansı önde kuruyor. Offside taktiğini uyguluyor. Rakibi ön alanda yüksek baskı pres yapıyor. Başakşehir maçındaki kamera açısını beğenmiş. Onu söylüyor. Yani zeminden bahsediyor. Zemin güzel. Hani U19'da üreticilik sorunu var diyor. Hani daha çok kaptığı toplarla hızlı şekilde kaleye gitmeye çalışan takım görüntüsü var. Efe Kan Karayazı'yı beğendim diyor. İyi bir transferdi o da. 23'te bir frikik kullandı. Direkten dışarı çıktı. Oyunun yönünü değiştiren 25-30 metre pasları çok iyi diyor. Zamanı tabii bu diagonal pasları da geliştirir eder. İyi bir yıldız olur. Bora Çuhan'ın pasında Çağrı karşı karşıya pozisyonu kaçırdı 26'da. Jorginho sağ kanat bek olarak kullanılıyor diyor. Yani merkezdeki yerine dönmeli diyor. Ama merak etmeyin onların hepsini Jesus belirliyor. Ve önümüzdeki sene Jorginho'yu Fenerbahçe A takım kadrosunda görürseniz şaşırmayın. İkinci yarı kısır geçti diyor. Fenerbahçe U19 takımı sadece Erkan Arda'nın ayağına bakıyor. Alternatif hücum organizasyonlarını üretmeli diyor. Takımda eksikler var ama altyapı bu diyor. Fenerbahçe altyapı maçlarını yıllardır izliyorum. Yani A takımdan aynı sistemde oynamayı çok fazla görmedik diyor. Hani sadece formasyon diziliş değil, oyun anlayışı, oyuncu rolleri, hani genel mantalite yani Jesus oyunuyla benzerlik gösteriyor demiş. Zaten bu Jesus faktörü. Adam niye ekibiyle geldi? Bu yüzden geldi. Şimdi düşünsene altyapıda futbolcusun. Kimsin? İşte Bora Çuhasın. Adam sana diyor ki sen İrfan Can Kahveci rolünde oynuyorsun. Misal. Ya da sen işte Jorginho'sun. Sana diyor ki bak Ferdi Kadıoğlu böyle coştu. Sen merkezimde mi? O da merkezde. Senden müthiş bir sağ bek olacak. Sen dünyanın sayılı sağ beklerinden olacaksın. Şöyle böyle diyorsun. Çocuğa da bir rol modellik yapıyorsun. O yaşta gençler böyle gaza gelmek ister. Sinan Engin diyor ki Fenerbahçe'nin yedekleri 11'den daha kaliteli oluyor. Sonra rotasyona giriyor. O yedekler de 11'den kaliteli oluyor. İnanılmaz bir şey bu diyor. Yani hocam Türkçesini anlatır mısın? Senin de soyadın Engin. Tabii ki de anlatırım. Sinan abiye buradan selamlar olsun. Sinan abi arada sırada gel bir yorum yap ya. Git Beyaz Futbol'da falan bizim kanalı bir reklam etti ya. Fenerbahçelilere. Abdülkerim Durmaz'dan hiç bir şey göremedik maalesef. Yani sanırsın hiç tanımıyor bizi. Aşk olsun. Şimdi demek istediği şey şu. Fenerbahçe'de bir 11 var ya ilk 11. Bakıyorsunuz zamanla bu 11 yerini yedeklere bırakıyor. Yani
O kesiliyor, o kesiliyor. Onun yerine o oyuna giriyor. Zamanla yedektekiler 11 olmuş oluyor. Yedeğe bakıyorsun. Yani diyorsun ki ulan bunlar daha kaliteli. Zamanla bakıyorsun onlar tekrar formayı alıyor. Ya bir sirkülasyon var. Bu niye? Adaletten dolayı. Kimi iyi? İdmanda İsmail Yüksek iyi. Arao'dan iyi. O zaman İsmail oynar. Kimi iyi idmanda? Ferdi iyi. O sayı yeterince iyidir. O zaman Ferdi oynar. Bak taraftar çekti fermuarı susuyor. Ya 7 maç önce, 8 maç önce, 10 maç önce, 12 maç önce, 20. resmi maçımıza çıktık sanırım yanlış bilmiyorsam. İlk maçlarda bu Jesus hocam hoca değil lan diyorlardı. Böyle yapıyorlardı. La bunun değişikliğine bak. La ben bundan daha iyi değişiklik yaparım falan. Şimdi ne diyorlar? Karışmayın lan. Karışmayın oğlum. Jorginho oynarsa da karışmayın. Bu adam biliyor lan. Elemeyin bu adama. Dedeme karıştırtmam diyorlar. Dediye sahip çıkalım. Çocuklar da kalıyor diyorlar. Şimdi 3 tane transfer haberi. Yok 2 tane transfer haberi. 3 olmaz. 3 olursa duramazsınız. 1. Sercan Hamzoğlu. Ya duyum Sercan Hamzoğlu'na ait. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kimsenin de hakkına girmenin lüzumu yok. 1. Sercan Hamzoğlu diyor ki Almanya'da forma giyen ve genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha Ozan Sucuk'la Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardı diyor. Fenerbahçe oyuncuyu ara transfer döneminde açıklayacak diyor. Arkadaşlar oyuncunun yaşı 18. 31 Temmuz 2004 doğumlu. Yengeç burcu. Duygusal özelliklere sahip. Ani patlamalar yapabiliyor. Ama çabuk pişman olan bir... Yok o kadar da değil canım. Ben futbolcundan bahsediyorum. Alman Gelişim Ligi'nde, Genç Ligi'nde oynuyor. Ve orta saha oyuncusu. Yani 8 numara gibi düşünün. Sol ayaklı. Sol stoperde de oynuyor. Sol bekte de oynuyor pardon. Hocam 352 dakika oynamış, golü yok, asist yok. Allah aşkına bunu mu alıyoruz? Bundan PTT birincilikte 500 tane var diyeceksiniz kesin, eminim. Çünkü size göre Crespo'dan da 500 tane vardı PTT birincilikte. Ama niyeyse o 500 tane 50'ye düştü sonradan. O 50 de sonradan sonraya sıfıra düştü. Bulsanız ya iki tane daha Crespo bulsanız da. Hayra boviteme. Bulsanız da ananızın babanızın hayrına bulsanız da. La iki tane Crespo bulun lan. Hiç mi ananızın babanızın şeyi yok? Ahiretini düşünmüyorsunuz. Bulun. Sadece Ozan Sunacak değil. Fenerbahçe resmi transfer yaptı. Vallahi diyorum bak Fenerbahçe resmi transfer yaptı. Futbolcu da getirtti. İdmana kattı. Maçta da oynattı. Selim Tomaş arkadaşlar. Fenerbahçe Selim Tomaş'ı resmi olarak kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük'te forma giyen 2005 doğumlu genç oyuncu. Şike. Şike. Fatih Karagümrük'ten aldığına göre şike. Lan dangalak. Her şeyin altında şike arıyorsan demek ki senin hayatın şike üstüne kurulu. Dangalak. Fenerbahçe altyapısında kaç tane genç oyuncu var? Kaç tane transfer edilmiş oyuncu var? Bu arada bilginiz olsun bak. Jorginho 1. 19 yaşına geldi. İstediğimiz an daha takımda oynatabiliriz. Selim Tomaj 2. 17 yaşında. Bora Aydınlık Türk. Ama Amerikan şeyi de taşıyor. Yani orada da oynayabilir ama alt yapımızın oyuncusu olduğu için A takımda istediğimiz zaman oynatırız. Bir de Ensar Brahiç var. 3. Yani Fenerbahçe alt yapısına 3. yabancı transfer edildi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları yaparken de mesela bazı isimler de gidiyor. Yani bazı isimler de gidiyor arkadaşlar. Mesela Uğurkan Yıldız Göztepe'ye gittim. Satıldı mesela ama geri alma önceliği var. Emir Ortakay'a kiralık gitti. Göztepe'ye. Efecan Mızrakçı mesela Karagümrük'e gitti. Biz oradan Emre Mor'u alırken vermiştik mesela. Onlar da bizi takip ediyor. Yani birçok isim var. Bora Çuha falan Sarıyer'e gitti. Adıyaman'a giden oyuncumuz var. Umut Yaşar Keçeci Pendik'e gitti. Yani birçok oyuncumuz birçok yerlere gitti. Kariyerleri güzel olsun. Türk futbolu gelişsin. Mesela Jorginho'yla ilgili de şunu belirteyim. 19 yaşında 1.72 boyunda. Güney Koreli. Biz Jorginho'yu sağ beke devşirmeye çalışıyoruz. Merak etmeyin. Jesus dedemizin kontrolleri altında. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bora Aydınlık o da gelişimini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri milli takımından falan da teklif aldı ama Türk milli takımında da teklif gelirse oynayabilir. Ensar Brahiç en merak edilen bu. Forvet, Sırp forvet. Bazı gelişimsel süreçlerden geçiyor arkadaşlar. Öyle hemen aldık hemen oynayacak diye bir şey yok ama gelişimden
geçiyor. Bilginiz olsun. Bakalım ne olacak. Bu arada Ozan Suncak ve Selim Tumaş ikisi de scouting departmanımızın kefil olduğu transferler. Hocam en son Emre kefil olmuştu. Etmeyle mi? Yok, merak etmeyin. Ben şunu söyleyeyim. Selim Tomaş duyumu birkaç günlük duyum. Normalde 20 Ekim'de resmi olarak transferi yapıldı ama imzalar falan atılmasıydı. Şuydu buydu. Lisans çıkmasıydı, etmesiydi. Açıklıyoruz resmi olarak. Yani Selim Tomaş Fenerbahçe'mizde 17 yaşında bir forvet kardeşimiz. Hemen alınır alınmaz o 19'da da maça çıkartıldı. Ensar Brahiç var, Selim Tomaç var, Jorginho var. Hani altyapıda epey isim var. Hani 18 yaşını geçince oynayabiliyor bu arkadaşlar. Çünkü epeydir bizim takımda olmadıkları için. Jorginho 19 olduğu için oynayabiliyor. Brahiç de oynayabilir ama bırakın alt takımda oynasın. Yani Jorginho'yu ikinci dönem muhtemelen sıklıkla A takım idmanlarında göreceksiniz. Yani onu da belirteyim. Önümüzdeki sene de oynatmayı düşünüyoruz. Yani Fenerbahçe duyumları bu şekilde. Hakkımızda hayırlısı olsun. Sonuç olarak biz Başakşehir'i yendik. Zorlu Ren maçı öncesinde büyük moral depoladık. Gitti futbolcumuz Berisha. Yani kiralık olarak oynayan futbolcumuz gitti. Gol yaptı, asistlerini yaptı. Bundesliga'dan adından söz ettirdi. Her şey şu an için çok güzel gidiyor. Bu arada Efekan Karayaz'ın ilgili de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Orta saha ön libero oynayan bir isim. 5. maçına çıktı. 337 dakika süre aldı bu sezon. Efekan'ı da dikkatli bir şekilde izlemenizi öneririm arkadaşlar. Yani geleceğin yıldız adaylarından bir tanesi. Bunları şimdi söylüyoruz. Zamanla unutuluyor. Sonra ne oluyor? Hop! Bak! İşte futbolcu yıldız olunca ben de öneririm. Ben de güzel derim diyorlar. Öyle olmuyor, merak etmeyin. Yani futbolcu kendini belli ediyor. 27 dakikanızı çalmadım inşallah. İnşallah bu videoyu beğendirebilirim. Kanala abone edebilirim sizleri. Uzun lafın kısası, ilk iki transferimiz gerçekleşti. Ozan Suncan ailesi biz düşüneceğiz falan filan dedi. Geçen sezon o iş bitti. Hayırlı uğurlu olsun. İlk iki transferimiz oldu. Altyapıda da isimler var. Şimdi şunu soracaksınız hocam, bunlar yabancı mı sayılacak altyapıdakiler? Genç milli takımlarında yeterince süre almadıkları için yabancı sayılacaklar kontenjandan ama hani 14 yabancı kuralıyla birlikte dahil edilecek değil. Misal veriyorum, bizim 2 tane yabancı oynamaz, 12. Bunlardan 2 ismi A takım kadrosuna katıp maçlarda oynatabilirsin arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bilginiz olsun. Kısaca da bilgilendirme yapayım. Görüşmek üzere dostlar.